Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle türleri ile ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından bu cümleyle özdeştir demiş. Toprak insana huzur veren, güzel kokular yayar etrafına, yayar yüklem. Bakın bir yüklemden oluşmuş. Aynı zamanda veren sözcüğü burada yan cümleciktir. Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil eki aldığını görüyoruz. Bundan dolayı da bu cümle nedir arkadaşlar? Girişik, birleşik cümle olarak kabul edilmektedir. Seçeneklere bakalım. Toprak yağmur sayesinde susuzluğunu giderir. Giderir yüklem. İçinde fiilimsi olmadığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Basit bir cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Toprak saçlarına katmerli çiçekler takar. Takar yüklem. Bir yüklemden oluşmuş ve içinde fiilimsi olmadığı için bu da basit cümledir. Bunu denemiş oluruz. Toprak harıl harıl çalışan bir kimyacı gibidir. Harıl harıl çalışan bir kimyacı gibidir yüklem. Anası mezar dikecekmişten bu da sıfat fiilekini almış. Dolayısıyla bu da girişik birleşik cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Toprak her gün bin bir özenle süslenir. Süslenir yüklem. İçinde fiilimsi yok. O yüzden bu cümlede basit cümledir. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Toprak bahar aylarında adeta yeniden dirilir. Dirilir yüklem. Bakın içinde fiilimsi yok. O yüzden bu cümlede basittir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. İkinci soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Mağaraları yalnızca bilim insanları incelemiyor. İncelemiyor yüklem. Bir yüklemi var ve içinde fiilimsi olmadığı için bir nedir arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi basit cümledir. Doğa sporlarına ilgi duyanların bazıları da mağaracılığa merak sarmış. Merak sarmış yüklem. Duyanların derken anen burada sıfat fiil ekidir. Fiilimsi aldığı için 2 numaralı cümle birleşik cümledir. Onlar için mağaracılık bir yandan keşif gezisi yaparken bir yandan da mağaraların derinliklerine ulaşmayı amaçlayan bir spor dalıdır. Bakın mağaraların derinliklerine ulaşmayı amaçlayan bir spor dalıdır yüklem. Burada ken zarf fiil ekidir. Ulaşmayı derken mame isim fiil ekidir. Anen de sıfat fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi 3 numaralı cümle de içinde 3 tane yan cümlecik barındırdığı için bu da birleşik cümledir. Doğayla iç içe olmayı, yeni yerler görmeyi seven herkes bu sporu yapabilir. Yapabilir yüklem. Olmayı derken isim fiil eki almış, görmeyi derken isim fiil eki almış, seven derken sıfat fiil eki almış. Dolayısıyla bu cümlede bir yüklemden ve 3 tane yan cümlecikten oluştuğu için yan cümlecikte fiilimsilerle yapıldığı için bu da birleşik cümledir. Ama kapalı ve karanlık yerlerde kalmaktan rahatsızlık duymamaları gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Bir yüklemi var. Bakın burada makmek isim fiil ekini almış. Dolayısıyla bir yüklemi var. İçinde de fiilimsi olduğu için 5 numaralı cümlede yine birleşik cümledir. Farklı olanı sormuştu. Bir numaralı cümle basit cümle olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi cümleden atılırsa cümle yapı bakımından değişmez. Bakın arkadaşlar. Etkileyiciymiş yüklem. Okuduğu sözcüğü sıfat fiil ekini almış. Dolayısıyla bir yüklemden oluşuyor ve altı çizili sözcük de sıfat fiil ekini aldığı için bu cümle nedir? Şu an itibariyle birleşik cümledir. Cümleden çıkardığımızda ise macera romanı çok etkileyiciymiş. Bakın bir yüklemi var ve içinde fiilimsi olmadığı için bu cümle nedir arkadaşlar? İkinci durumda basit cümle oluyor. Dolayısıyla yapı bakımından değiştiğini görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Gittiği her kapıdan elleri boş dönmüştü. Dönmüştü yüklem. Yine anası mezar dikecekmişten dık dik sıfat fiil ekini aldığını görüyoruz. İçinde fiilimsi olduğu için bu haliyle bu cümle birleşik cümledir.
gittiği kelimesini attığımızda ise yan cümlecik kalmıyor. Bundan dolayı da bu basit cümledir. Türünün değiştiğini görüyoruz. Cümle türünün değiştiğini görüyoruz. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Kazandığı parayı bir çıpıda harcamıştı. Harcamıştı yüklem. Bakın yine sıfat fiil ekini almış sözcük. Birleşik cümle. Cümleden çıkardığımızda ise basit cümle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da tür değişikliğine uğramış. Bunu da elemiş oluruz. Beklediği misafirler gecenin geç saatlerinde gelmişti. Gelmişti yüklem. Bir yüklemi var. Beklediği derken dık dık sıfat fiil ekini almış. Bakın bu da birleşik cümle. Cümleden çıkardığımızda ise misafirler gecenin geç saatlerinde gelmişti. Başka yan cümlecik yok. Bundan dolayı bu da basit cümledir. Bunun için biz D seçeneğini denemiş oluruz. Yüzündeki yumuşak ifade bir anda sertleşmişti. Sertleşmişti yüklem. İçinde fiilimsi olmadığı için bu cümle şu haliyle basittir. Yüzündeki sözcüğünü attığımızda ise yine fiilimsi olmadığını görüyoruz. Bu şekilde de arkadaşlar basittir. Yani altı çizili sözcük olsa da basit, olmasa da basit. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öge ortaklığı olmayan sıralı bir cümledir demiş. Arkadaşlar sıralı cümle iki tane yüklemin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlandığı cümlelere denir. Öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı, öge ortaklığı yok ise bağımsız sıralı olarak kabul edilir. Bakalım, su akar yolunu bulur. Bakın akar yüklem, bulur yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Sıralı cümledir. Akan ne? Su, özne. Ne bulur? Su, özne. Neyi bulur? Yolunu, nesne. Görmüş olduğunuz gibi burada öznesi ortak bir sıralı cümle görüyoruz. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Ölür yüklem, kalır yüklem. İki tane yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Ölen ne? Horoz, özne. Ne kalır? Gözü, nesne. Nerede? Çöplükte, dolaylı tümleç. Arkadaşlar bakın herhangi bir öge ortaklığı var mı? Yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öge ortaklığı olan sıralı bir cümledir demiş. Ak gün ağartır, kara gün karartır. Ağartır yüklem, karartır yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Ağartan ne? Ak gün, özne. Karartan ne? Kara gün, özne. Görmüş olduğunuz gibi öge ortaklığı yok. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Yuvarlanır yüklem, bulur yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Yuvarlanan ne? Tencere, özne. Bulan ne? Tencere, özne. Neyi bulur? Kapağını bulur, nesne. Bakın burada öznesi ortak bir sıralı cümle görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? 10 ciltlik seyahatname Evliya Çelebi'nin 40 yıllık seyahatlerinde aldığı notlardan oluşuyor. Oluşuyor yüklem. Aldığı derken anası mizar dikecekmişten sıfat fiil var. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Bu yan cümleciktir. Bir yüklemden oluşup bir de yan cümlecik aldıysa bir numaralı cümle nedir? Birleşik cümledir. Girişik birleşik cümleyi oluşturmaktadır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye 17. yüzyıl Osmanlı ülkesini anlatıyor. Anlatıyor yüklem. Bakın içinde herhangi bir yan cümlecik yani fiilimsi yok. O yüzden iki numaralı cümle basit cümledir. Yazarın son derece renkli ve sıra dışı kişiliği nedeniyle eser hem tarih hem filoloji dalları hem de edebiyat açısından taşıdığı önem dolayısıyla bir dünya klasiği sayılıyor. Sayılıyor yüklem. Taşıdığı derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiil var. Yani yan cümlecik var. Bundan dolayı arkadaşlar 3 numaralı cümlede birleşik cümleyi oluşturmaktadır. Evliya Çelebi gerek gördüğü fakat dilde bulunmayan
okuyanın kolayca kavrayamayacağı sözcükleri yaratan, tanık olduklarını kendi algılayışına göre değiştirip büyüterek yansıtan bir kişidir. Bakın arkadaşlar, şuradan itibaren nedir bu sözcük öbeği? Yüklemdir. Aynı zamanda içinde yaratan derken an eneki, büyüterek derken arak erek eki, oldukların derken sıfat fiil eki, kavrayamayacağı sözcükler derken acak ecek sıfat fiil eki, okuyan derken an en yine sıfat fiil eki gibi çeşitli fiilimsi eklerini aldığından dolayı bu cümlede birleşik bir cümledir. Bu yüzden önce onun dilinin şifrelerini çözmek, kişilik özellikleriyle tanışmak ve düşünce yapısını öğrenmek gerekiyor. Gerekiyor yüklem, tanışmak derken isim fiil eki, öğrenmek derken isim fiil eklerini almış, çözmek derken de yine isim fiil eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir yüklemden oluşmuş ve içinde fiilimsi barındırdığı için 5 numaralı cümlede girişik birleşik cümledir. Bize farklı olanı sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi 2 numaralı cümle basit, diğerleri birleşik olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 7. soru, aşağıdakilerden hangisi öznesi ortak, sıralı bir cümle değildir demiş. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Baktırır yüklem, yaktırır yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için sıralı cümle. Baktıran ne? Mart özne. Yaktıran ne? Mart özne. Görmüş olduğunuz gibi öznesi ortak sıralı bir cümle. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez. Değiştirir yüklem, değiştirmez yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Değiştiren ne? Kurt özne. Değiştirmeyen ne? Kurt özne. Bakın öznesi ortak sıralı bir cümle. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Ölür yüklem, kalır yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlanmış sıralı cümle. Ölen ne? At özne. Kalan ne? Meydan özne. Yiğit ölür şan kalır. Ölür yüklem, kalır yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı. Ölen ne yiğit özne, kalan ne şan özne. Bakın arkadaşlar, öge ortaklığı olmayan sıralı bir cümle görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. İt ulur birbirini bulur. Ulur yüklem, bulur yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Ulayan ne it özne. Peki bulan ne? İt. Bu da özne. Görmüş olduğunuz gibi öznesi ortak. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Ek tohumun hasını çekme yiyecek kaygısını. Ek yüklem. Çekme yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı. Kim eksin? Sen. Gizli özne. Kim çekmesin? Sen. Gizli özne. Öge ortaklığını görüyoruz. Öznesi ortak. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. 8. soru, aşağıdaki atasözlerinin hangisi ötekilerden farklı bir bileşik cümledir? Arı bal alacak çiçeği bilir. Bilir yüklem. Bakın buradaki acak ecek eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bir yüklemden oluşmuş ve içinde fiilimsi olduğu için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Girişik, birleşik cümle diyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. Yakar yüklem. Buradaki dıktık eki sıfat fiil ekidir yine. Dolayısıyla bir yüklemden oluşmuş ve içinde fiilimsi olduğu için bu da girişik birleşik cümledir. Bacağı eğri de olsa dumanı doğru çıkar. Çıkar yüklem. Bakın burada SSA şart ekini görüyoruz. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Şartlı birleşik cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez. Yürümez yüklem, verilmeyen derken an eneki burada da sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu cümlede girişik birleşik cümledir. Körle yatan şaşı kalkar, kalkar yüklem, yatan derken an en burada sıfat fiil ekidir. Bir yüklemden oluşmuş ve sıfat fiil almış. Bu da nedir arkadaşlar? Girişik birleşik cümledir. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi birden çok ögesi ortak olan sıralı bir cümledir?
Üniversiteyi bitirdi, bir holdingde çalışmaya başladı. Bakın, bitirdi yüklem, başladı yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Bitiren kim? O, gizli özne. Neyi bitirdi? Üniversiteyi nesne. Kim başladı? O, gizli özne. Bakın, öznesi ortak. Neye başladı? Bir holdingde çalışmaya, dolaylı tümleç. Öznesi ortaktır arkadaşlar. Bir tane öge ortak. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yazar Bursa'yı anlatıyor. Oraya farklı bir bakış getiriyor. Anlatıyor yüklem, getiriyor yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Kim anlatıyor? Yazar özne. Neyi anlatıyor? Bursa'yı nesne. Getiriyor yüklem kim? Yazar özne. Bakın, öznesi ortak. Yazar Bursa'yı, Bursa'ya ne getiriyor arkadaşlar? Farklı bir bakış. Nesne nereye? Oraya, dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi burada da özne ortaklığı var. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. Liseden beri yıllar geçti. Değişen hiçbir şey olmadı sanki. Geçti yüklem, olmadı yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümledir. Geçen ne? Yıllar özne. Ne zaman geçti? Liseden beri, zarf tümleci. Olmadı yüklem. Olmayan ne? Değişen bir şey, özne. Ne zamandır olmadı? Liseden beri, zarf tümleci. Bakın, burada da arkadaşlar zarf tümlecinin ortak olduğunu görüyoruz. Bir tane öge ortak. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Sahilde yürüyordum. İki sevgili el ele tutuşmuştu. Tutuşmuştu yüklem. Yürüyordum yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Kim yürüyordu? Ben, gizli özne. Nerede? Sahilde, dolaylı tümleç. Kim tutuşmuştu? İki sevgili, özne. Nasıl? El ele, zarf tümleci. Nerede tutuşmuştu iki sevgili el ele? Sahilde, dolaylı tümleç. Bakın arkadaşlar, burada da dolaylı tümlecin ortak olduğunu görüyoruz. Netice itibariyle bir öge ortak. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Son romanını tamamladı. Hemen yayın evine yolladı. Tamamladı yüklem. Yolladı yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Tamamlayan kim? O, gizli özne. Neyi tamamladı? Son romanını, nesne. Yollayan kim? Bakın, yine o, özne. Neyi yolladı? Son romanını, nesne. Nereye yolladı? Yayın evine, dolaylı tümleç. Ne zaman? Hemen, zarf tümleci. Bakın arkadaşlar, hem öznesi hem de nesnesi ortak, bağımlı, sıralı cümle. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Çünkü birden fazla ögesi ortaktır. 10. soru. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi ötekilerden farklı bir bileşik cümledir demiş. Birleşik cümle, girişik, iç içe, kiili ve şartlı bileşik cümle olmak üzere dörde ayrılır. Melali anlamayan nesle aşina değiliz derken, bakın, anen sıfat fiileki aldığını görüyoruz. Aşina değiliz yüklem ve içinde bir tane yan cümlecik var. Bu da fiilimsiyle oluşmuş. Bundan dolayı bu cümle nedir arkadaşlar? Girişik birleşik cümledir. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman, bakıyor yüklem. Yine büyülenmiş derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiileki aldığını görüyoruz. Bakın, bir yüklem var, bir de fiilimsi var. Bu da girişik birleşik cümledir. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Fark ettim yüklem olduğunu derken yine dıktık eki burada sıfat fiilekidir. Yan cümlecik fiilimsiyle oluşmuş. Bu da girişik birleşik cümledir. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Yaşar yüklem. Ettiği derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiileki almış. Yan cümlecik fiilimsiyle oluşmuş. Bu da girişik birleşik cümledir. Büyük Itri'ye öz musikimizin piri derler. Derler yüklem. Bakın, bir kişinin sözünü olduğu gibi aktarmış ve arkadaşlar bir cümlenin içinde başka bir cümle yer aldığı için buna biz iç içe birleşik cümle diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.
11. soru. Bu dizelerin hangilerinde birden çok yargı vardır? Dinlerdim telaşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi. Bakın arkadaşlar, dinlerdim yüklem. Bir tane yüklem olduğu için bir tane yargı vardır. O yüzden biri elemiş oluruz. Nasıl da sevdim. Ne iştir bilmeden sevmeyi? Sevdim yüklem. Ne iştir derken arkadaşlar, iştir yüklem. İki yüklem var, iki tane yargı var, ikiyi alabiliriz. Ürkek bir çilenti usulca yoklardı bahçeyi, yoklardı yüklem. Bir tane yüklem olduğu için bunu elemiş oluruz. Nerede tavus kuşları, nerede müjganın gençliği? Arkadaşlar bakın, nerededir olacak, burada da nerededir olacak. Dolayısıyla bu da yüklemdir, bu da yüklemdir. İki tane yüklem olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı burada da iki tane yargı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız 2 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemi ortak sıralı bir cümledir demiş. Arkadaşlar dikkat edin. Yüklemi ortak olanı arıyoruz. Borç uzayınca kalır, dert uzayınca azalır. Kalır yüklem, alır yüklem. İki yüklem var. Birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Fakat yüklemlerin ortak olmadığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork. Kork yüklem. Kimden korkacağız? Adamın yere bakanından korkmuş olacağız. Yine kimden korkacağız? Suyun sessiz akanından korkmuş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi yüklemi ortak sıralı bir cümle görüyoruz. Çünkü virgülle bağlanmış birbirine. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi basit yapılı cümle değildir demiş. Tek duygu ve düşünceyi anlatan, içinde tek bir yargı olan cümle türüne basit yapılı cümle denir. Basit cümlede temel cümle dışında başka bir yargı bildiren unsur bulunmaz demiş. Bakalım. Umut fakirin ekmeğidir. Arkadaşlar fakirin ekmeğidir yüklem. İçinde yan cümlecik olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Çektim yüklem. Bakın içinde yine fiilimsi yok. Bu da basit cümledir. Bunu denemiş oluruz. Şiir sanatların en soylusudur. Sanatların en soylusudur yüklem. Yine içinde yan cümlecik yok. Bir yüklem var. Bu da basit cümledir. Bunu denemiş oluruz. Tiyatro görünen gerçeğe yeniden hayat verir. Verir yüklem. Bakın burada görünen derken an en eki sıfat fiilekidir. Dolayısıyla bu yan cümleciktir. Bundan dolayı da arkadaşlar bu basit cümle değil, girişik, birleşik cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dünyada hiçbir dost kitap kadar yakın değildir. Yakın değildir yüklem. Bir yüklemi var ve içinde fiilimsi yok. Dolayısıyla bu da basit cümledir. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. 14. soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir demiş. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kararır yüklem. Bakın buradaki ağlar hatırlarsanız zarf fiilekidir. Bundan dolayı da arkadaşlar bu girişik birleşik cümledir. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Gülü seven dikenine katlanır. Katlanır yüklem. Seven derken bakın an en sıfat fiilekini almış. Bu da girişik birleşik cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Çürük tahta çivi tutmaz. Tutmaz yüklem. İçinde fiilimsi yok. Yan cümlecik yok. Bundan dolayı bu cümle nedir arkadaşlar? Basit cümledir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Olur yüklem. Bakın olan derken an en burada sıfat fiilekidir. Dolayısıyla yan cümleciktir. Bundan dolayı bu da girişik birleşik cümledir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Kalır yüklem. Yine arayan derken an en sıfat fiilekini almış. Bu da fiilimsilerle oluşan girişik birleşik cümledir. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, bu testin son sorusuna, 15. soruya geldik.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. Düştü yüklem. Bakın bir yüklem var ve içinde fiilimsi olmadığı için bu cümledir arkadaşlar. Basittir. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Düştü yüklem. An en sıfat fiilekini almış. Burası yan cümleciktir. Yan cümlecik fiilimsiyle oluştuğu için buna girişik, birleşik cümle denir. Yağmur ayrılığıma seninle derman düştü. Düştü yüklem. İçinde yan cümlecik yok, fiilimsi yok. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Basit cümledir. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Düştü yüklem. Yine içinde fiilimsi olmadığını görüyoruz. Bu da basit cümledir. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Düştü yüklem. Yine arkadaşlar içinde fiilimsi olmadığını görüyoruz. Bu da basit cümledir. Farklı olanı sormuştu. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü cümlesi girişik birleşik cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.